İslam ümmeti ne yapıyor derseniz eğer, hasta yatıyor derim. Nerede yatıyor derseniz eğer, doğruların üstünde derim. Batı ne yapıyor derseniz eğer, yaşıyor derim. Ayakta, dimdik. Nerede yaşıyor? Yanlışların üstünde derim. Anlatabiliyor muyum? Bir tarafta yanlışların üstünde yaşayan bir dünya, öbür tarafta doğruların üzerinde yatan, mışıl mışıl uyuyan bir dünya. Nasıl olacak bu iş? Doğrunun üstünde yatınca uykunuz daha mı mübarek oluyor? Yoksa doğruya karşı hakkımız, hukukumuz mu geçiyor? Yani doğrunun üzerimizde hakkı mı kalıyor? İkincisi, dolayısıyla İslam dünyasının hastalığını ben çocukluk hastalığına benzetiyorum. Kızamık var ya kızamık. Kızamık çıkarıyoruz. Hep beraber. Çocukluk hastalığı. Bakın, ergenlikten bir türlü çıkamadık. Ergenler ne yaparlar biliyor musunuz? Aynaya bakarlar. Yüzlerindeki sivilcelerden dolayı aynalara kızarlar ve aynaları kırarlar. Ergenler kendilerine kusurlarının söylenmesini sevmezler. Asla söyletmezler. Söyleyince çıldırırlar. Onun için de birinin bize hatalarımızı söylemesine tahammülümüz yok. Kendimizi düzeltmeye aday değiliz çünkü. Öyle değil mi? Ama bir okkalı bir tevbe etmeden de düzelmeyeceğiz. Nasıl olacak? Muhasebe etmezseniz tevbe etmezsiniz. Tevbe etmezseniz düzelmezsiniz. Düzelmezseniz değişmezsiniz. Değişmezseniz gelişmezsiniz. Bu silsile nasıl olacak? Onun için maalesef hayalle hakikati karıştırdık. Sihirle ayeti karıştırdık. Sahte ile sahiciyi karıştırdık. Şarlatanla peygamberi karıştırdık. Sanalla gerçeği karıştırdık. O kadar birbirine karıştı ki adetle ibadeti karıştırdık. Hurafe ile hakikati karıştırdık. Dinle sahte dini karıştırdık. Nasıl ayırt edeceğiz? Pirincin içindeki en tehlikeli taş beyaz taş. Ve beyaz taşlar dişimizi kırıyor. Onun için de biz beyaz taşı ayıkladıkça birileri ayıkladığımız taşı alıp pirincin içine geri boşaltıyor. Ayıkladığımız taşı pirincin içine geri boşaltıyor. Yahu dişinizi kıracak. Kendisinin dişlerinin tamamı dökülmüş nasıl olsa kırılacak dişi yok. Ama çocuklarının dişini kıracak. Onun için diyorum, hakikat, adalet, merhamet, liyakat ve meşveretle küresel bir barış elçisi olmaktı bize düşen.